Büyük emek ve sabır gerektiren Çini sanatı maharetli ellerde yaşamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tarihi Cezmi Ökten evindeki kursiyerler Çini sanatında yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları eserlerle beğeni topluyorlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra çeşitli el sanatlarının öğretildiği kurs merkezi şeklinde faaliyetlere başlayan Atalar Mahallesi'ndeki Tarihi Cezmi Ökten evinde birbirinden farklı el sanatlarına yönelik kurslar büyük ilgi görüyor. Burada verilen Çini kursunda da Çini sanatı kursiyerlerin ellerinde çeşitli eserler halinde yaşamaya devam ediyor. DEA TV'nin Emekten Sanata isimli programına konuk olan Çini kursu eğitmeni Handan Aydeşkin ve kursiyerleri bu alanda yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları eserlerle ilgili duygu ve düşüncelerini Sevil Bağ ile paylaştılar. Hem misafirlerine sunum yapmak, hem hediye etmek, Tabii. Yani kendi eliyle boyadığı, kendi yaptığı, hazırladığı ürünü bir mamule hediye etmek çok daha güzel. Evet. Veya satışını yapmak, satış olarak da çok güzeldir aslında. Evet. İşte bunu zımparalayarak bir boyamaya hazır hale getiriyoruz. Seçtiğimiz veya hazırladığımız, kendi çizdiğimiz desenleri şurada da görebileceğiniz gibi üzerine çiziyoruz. Bunu iğneleme yöntemi diyoruz veya kopyayı geçirme. Bu çizimi yaptıktan sonra buraya tahrir dediğimiz siyah boyayla, ince fırçayla, yani normal boyamaya göre daha ince olan bir fırçayla önce bunun üzerinden geçiyoruz. Bu belirleme işleminden sonra artık boyamaya geçiyoruz. Çini sanatıyla uzun yıllardır uğraştığını ifade eden Çini eğitmeni Handan Aydeşkin, insanın böyle bir uğraşıyla meşgul olmasının kendisini geliştirmesi ve sosyalleşmesi için çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Bu sırlama işte bir gün sürüyor, bu sırlama işlemi de. Bir gün bekledikten sonra, iyice kuruduktan sonra da ertesi gün fırınlama işlemini yapıyoruz. 900 derece gibi bir sıcaklıkta pişiyor. Yaklaşık 12-14 saatlik süren bir pişme süresi var. Daha sonrasında çıktığında böyle parlak bir rengi oluşturuyor. Belediyenin ve halk eğitimin verdiği birçok kurs var. Yani sadece benim kursuma gelin değil. Evde oturmayın, günlere gitmeyin. Bu tarz kurslara gidin. Hem verimlilik açısından, hem çevrenize hediye etmek için, yapıp üretip satmak için, terapi için bu kurslar çok gerçekten büyük nimet aslında. Belediyenin ve dediğim gibi halk eğitimlerin verdiği kurslar. Özellikle kadınların bu sanata yönelik ilgilerinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Aydeşkin, bir eser ortaya koymak ve onu daha sonraki nesillere bırakmanın önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekerek, Çini sanatını yapmak için illaki kurslara katılmanın zorunluluk olmadığını ve insanların bu çalışmaları evlerinde de yapabileceğini söyledi. Çini kursuna katılan kursiyerler de bu kursa katılmanın kendileri için pek çok artısının bulunduğunu ifade ettiler. Hocalarımızı da çok seviyoruz. Sağ olsunlar, bize en güzel şeyleri öğretiyorlar. Evet. Yalnız olduğum için hem vakit geçiriyorum güzel, hem böyle hediye yapıyorum. Fırçayı elime aldığımda yani aklım sadece ona gidiyor. Dertmiş, sıkıntıymış, terapi gibi. Ne kadar güzel. Çini kursunda ayrıca buradaki arkadaşlık ve dayanışmanın da sosyalleşme anlamında kendilerine büyük katkıları olduğunu belirten kursiyerler, bu kapsamda özellikle ev hanımlarının böyle kurslara katılmalarının yararlı olacağını dile getirdiler. Yani çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde maalesef telefonlar, laptoplar, hiçbir şey, tabletler düşmüyor ellerinden. Yani onlara öğrenmektense, tamam onları da öğrensinler de, hani böyle bir el becerisi olmaları, hani olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şeyler yapabilirler yani.